Ver bakalım. Aferin. Aferin. İyi çalışmışsın bugün. Yürü. Ver. Ne lan? Hamza abi bugün işler kesattı. Hadi lan yalancı, kesatmış. Adam gibi çalışmadım demiyor da. Yeminle Hamza abi. Sus. Bir de yalan yere yemin etme, yanacaksın öbür dünyada. Cehenneme gideceksin. Muhsin. Ona yemek vermeyin. Madem çalışmamış, enerji de kaybetmemiştir. Tamam abi. Hamza abi çok açım, Allah seversen. Hadi lan bir de itiraz edip durma. Yürü git, dayak yiyeceksin şimdi. Yürü. Ver. Bu kadar. Abi okulun orada yengeye vermiştim hasılatı. O saatten sonra bu kadar. Ne vermiştin? Ne zaman? Nurhan, bu sana mı vermişti bugün hasılatı? Ben onu sana vermedim mi hayatım? Unutmuşum. Ulan karı. Yine iç edecektin değil mi parayı? Aşk olsun bak. Günahımı alıyorsun. Hadi oradan, ben malımı bilmez miyim? Hay Allah'ım ya. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? İnsan kendi karısına bile güvenemiyor ya. Geç sıradaki. Geç sen de. Ver. Geç. Her erkek yapar ama Ekrem'cim yapmaz diyordum. Ekrem'cim yapamaz, sadık bir erkektir. O bana aşıktır. Bana bakarken bile içine yağ erir diyordum. Ah Ekrem, ah Ekrem. Sevan Erdem'miş. Yuva yıkıcı şırfırtı, şırfırtı. Ne yapayım? Elyas'a gidip alışverişe çıkayım. Ekrem'in kredi kartlarının limitini doldurayım da görsün Anya'yı Konya'yı. Aslanım meyveniz hazır. Aslanım, ama siz istemiştiniz. Anneee! Aslanımın cinleri tepesinde dans ediyor. Allah'ım sen bizi aslanımın şerrinden koru. Ay. Demek bu kadarmış. Ne kadar da alışmıştım dünyaya aslında. Keşke zamanında Demeter'in söylediklerini dikkate alsaydım. Ne yap, ne et? Sakın bir dünyalıya aşık olma derken kastettiği buymuş. O kadına ortada hiçbir sebep yokken durduk yere kötülük yaptım. Peki kızlar, onlara ne diyeceğim? Ben de anneniz babanız gibi sizi dünyada yapayalnız bırakıyorum mu? Peki Burak, ona nasıl açıklayacağım gidişimi? Keşke o kalemin içinden hiç kurtulmasaydım. En azından bu kadar insanın kalbini kırmak zorunda kalmazdım. Koca okuldan çıka çıka üç kimsesiz mi çıktı? Dedim ya özel okulmuş diye. Bunlar da burslu okuyanlardan zaten. Yurtta falan kalıyorlarmış. Hem zaten her okuldan bir kişi kaçıralım da dikkat çekmesin dememiş miydik? Tamam tamam, dur bakayım. Bu olabilir. Bu olmaz. Çok çıyan bakıyor. Acımazlar buna. Anneciğim kurtar beni, çok canım acıyor. Muhsin, sustur şunu, kafamı şişiriyor. Kes sesini lan, anneymiş. Ne annesi? Annesini düşünüyor olsaydı kimsesizler yurduna bırakmazdı. Hem dua et ki seni biz kurtardık orada çürümekten. Meslek sahibi yaptık. Hadi git dilen biraz, dur. Dur. Heh, oldu. Hadi git dilen biraz şimdi, hadi yürü. Sen geç öyle. Bu da güzel. Bence o kızı seçin. Baksanıza ne kadar masum. Çalıştırır, para kazanırsınız. Evet, işte bu. En iyisi bu. Baksanıza şu ifadeye. Üstünü başını yırtarız. Bir kolunu da kırarız. Önüne bir ders kitabı açıp ödev yapıyormuş gibi dilendirdik mi? Günde en az 200 lira getirir ha.
Yine zurnayı gözünden vurdun abi. Zurnayı değil o, turnayı. Allah'ın cahili. Velet, susmazsan o dilini keserim senin. Ha şöyle. Bak benden sana bir tavsiye. Hiç öyle tantana falan yapıp da sana da bize de boşuna vakit kaybettirme. Bak burada çok mutlu olacağız. Bir sürü de arkadaş var. Hem bundan sonra ben senin baban sayılırım. Bu teyze de annen. Yani artık kimsesiz değiliz. Gerek yok amcası, teşekkür ederiz. Ama o kız zaten kimsesiz değil. Selena! Bu kim ya? Bilmiyorum Hamza. Asıl sana sormalı, kim bu kız? Nereden bileyim Nurhan, cin gibi ortaya çıktı. Yazıklar olsun sana Hamza. Beni bir sihirbazla mı aldatıyorsun? Nurhan, abuk subuk konuşmayı kesmezsen esas sana yazık olacak. Sen de in misin, cin misin, hokkabaz mısın, nesin? Eğer o çocuğu bırakıp gitmezsen çok kötü olur. Selena dikkat et. Merak etme Nazlıcığım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Burada ne olduğunu size sormak lazım. Ama benim anladığım kadarıyla bu çocukları kaçırıp dilendiriyorsunuz. Hayır hayır, siz yanlış anladınız. Onlar benim çocuklarım. Tabii tabii hanımefendi, bunlar bizim çocuklarımız. Ya peki bunu bir de kendilerine soralım. Çocuklar, bu bay ve bayan sizin anne ve babanız mı? Hayır. Onlar bizi kaçırdılar, zorla dilendiriyorlar. Benim de kolumu kırdılar. Nankörler, küstahlar. Sizi kendi çocuğumdan ayırdım. Bir günden bir güne dövdün mü? Evet, hep dövüyorsun bizi. Bacım siz bakmayın bunlara. Ben öylesine şakadan hani dövüyormuş gibi yapıyorum öyle. Bana da 4 gündür yemek vermiyor. Anlaşıldı. Nazlıcığım hemen 155 polis imdatı arayıp buraya bir ekip göndermelerini söyler misin? Hanımefendi, hiç polisi karıştırmasak diyorum ha? Bu kadar küçük bir olay için devletin polisini meşgul etmesek diyorum. Ya. Evet çocuklar, polisleri beklerken biraz eğlenmek ister misiniz? Peki, bakalım sizi nasıl eğlendirebilirim? Buldum. Futbol oynamayı sever misiniz? Severiz. İşte kalemiz. Ve toplar. Hadi oynayabilirsiniz. Başlayın bakalım.